Siz Türkiye'de avrasyacı olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Dışişleri Bakanlığımızın Rusya ile daha iyi ilişkiler kurarak ya da denklemin Rusya tarafında daha ağırlıklı olarak durmasını savunmanız gerçekten ifade özgürlüğüne girer ve demokratik hakkınızdır bunu savunmanız. Böyle fikrinizi beyan etmeniz ya da Rusya ve İran ikilisinin yanında daha ağırlıklı olarak... Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri'nin burada yer almasını savunabilirsiniz. Yani bu sizin en demokratik hakkınız. Buna bir şey denmez. Ancak ancak bütün bu işgale ve Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak ki Amerika 2003'te Irak'ı nasıl işgal ettiyse uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen biz o zaman da Amerikan emperyalizmini ve Amerikan işgalini yoğun bir şekilde eleştiriyorduk ve bugün de değişen bir şey yok. Rusya'nın Putin'i uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna topraklarına amiyane tabiriyle sürün bodoslama aldığında artık bunun savunulacak bir tarafı yoktur. Siz Avrasyacı olabilirsiniz, NATO'cu olabilirsiniz, ocu olabilirsiniz, bucu. Hangi siyasi görüşten ya da uluslararası ilişkilerde hangi dengeden yana olursanız olun burada Rusya'nın en temel bir şekilde Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını bırakın yok saymayı topraklarını taciz etmenin de ilerisinde bir işgal hareketi söz konusudur arkadaşlar. Ve bunu Ukrayna'ya savaş ilan etmeden, mesela uluslararası hukuka göre, savaş hukukuna göre, savaşın da bir etiği vardır. Savaşın da bir ahlağı vardır. Ukrayna'ya savaş ilan etmeden o yüzden bodoslama dalma tabirini kullanıyorum. Burada Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesini ihlal etmesinin dışında Rusya bunu görmezden gelmesinin dışında tümüyle kaba kuvveti kullanarak ve yine Birleşmiş Milletlerin ikinci maddesinin dördüncü e, fıkrasını da e, tümüyle kenara e, bırakarak yani kuvvet kullanmama ilkesinde e, kenara e, bırakarak arkadaşlar Ukrayna topraklarını e, işgal etmiştir. Şimdi siz bunu görmezden gelerek sırf Rus sempatizanlığı ya da ben Avrasyacıyım diyerek ortaya at atılırsanız ve... Putin'in politikalarını Ukrayna'ya yönelik bu işgal politikalarını onaylarsanız eğer orada gerçekten insanlığınız ve vicdanınızı sorgulamanız gerekiyor. Önce bunu açıklık getirelim Hiç kimse NATO'cu olmak ya da olmamak ya da yine hiç kimse Avrasya'cı olmak ya da olmamak zorunda değil. İstediğiniz tarafta olun. Ancak vicdanınızı ve insanlığınızı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini göz önüne alırsanız burada gerçekten büyük bir e, sakatlık var. Bir büyük bir ee, bozukluk var yani tamam bu bunu, bunu görmek gerekiyor bunu şimdi kenara bırakıyorum şimdi bu arkadaşlar Kremlin'in üslubuna uyarak diyorlar ki efendim işte Rusya buraya kendi çevresini güvenliğe almak ve NATO'nun yayılmasını önlemek adına bir e, güvenli bölge oluşturmak istiyor ve Ukrayna'yı o yüzden tampon ülke olarak görmek istiyor doğrudur uluslararası ilişkilerde soğuk savaş döneminde de çok sıkça tartışılan bir konu bu e, tampon bölge ve tampon ülke. Örneğin Rusya, Ermenistan'ı bir tampon bölge olarak görür. Burada e, Kafkaslara e, akma adına ve e, Amerikan emperyalizminin buraya Hazar coğrafyasına gelmemesi adına bir tampon bölge olarak görür. Ve o yüzden dikkat ederseniz her ne kadar Belarus kadar olmasa da Soğuk Savaş'tan sonra da Ermenistan, Rusya yanlısı, Moskova yanlısı politikalar üretmiştir. Son Paşinyan hükümetine gelene kadar. Ancak Ukrayna çok farklı. Eğer Rusya çevresini güvenlik altına almak istiyorsa ya da onların tezine göre neydi değerli arkadaşlar? Moskova'nın güvenliğini, merkezin güvenliğini sağlamak için yani ana kara Rus toprakların merkezini ve içerideki toprakların güvenliğini sağlamak için periferide yer alan Ukrayna'yı kendi güdümüne sok. Yani bir Belarus tarzı, bir ikinci bir Belarus, Beyaz Rusya yarat. Pekala bu teze göre devam edelim. Örneğin bugün Odessa ve Kiev'in düştüğünü ve Ukrayna'nın tümüyle Belarus gibi kukla bir yönetimle Moskova'ya Putin'e bağlandığını düşünelim. E, tampon bölgeyi ortadan çıkarın Ukrayna'yı. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Şu anki Rus Rus toprakları Rusya, NATO üyesi diğer ülkelere de e, sınır komşusu olacak e, Macaristan'a, Slovakya'ya, Romanya'ya hatta Polonya'ya. Polonya'ya şu anda Rusya elbette komşu Kaliningrad bölgesiyle ama ana kara Rus toprakları komşu değil. Ekslav toprağı olarak Kaliningrad NATO'ya üye olan Polonya'ya ve yukarıda da biliyorsunuz Baltık ülkelerine komşu. Ancak eğer Rusya olur da Ukrayna'yı tümüyle yutarsa Romanya, Romanya, Macaristan, Slovakya artı bir de Polonya NATO ülkelerine üye olacak. E o zaman bu NATO üyesi ülkelere de mi saldıracak? Şimdi bunu söylediğimde karşı taraf şunu söylüyor. Hayır işte tam da bu nedenle bu ana Rus topraklarını savunmak için Ukrayna tampon ülkesi. Yani merkezi savunmak için çevrede elinde tutması gerekiyor. E bu da çok saçma. Ukrayna Birleşmiş Milletleri üye değil mi tıpkı Rusya gibi? Egemen bir devlet. Siz egemen devletin topraklarını ihlal ediyorsunuz. Kiev'de bulunan Zelenski yönetimini sevin sevmeyin. O işte NATO'cudur, Avrupa Birliği hayrandır falan istediğinizi söyleyin. iyi de Ukrayna'nın bizzat kendi halkı yüzünü Moskova'ya değil ki batıya dönük, Avrupa Birliği'ne dönük. Orada daha refah, müreffeh olacağını, daha demokratik hukuk devletleri standart, standartında yükseleceğini, bir Belarus, bir Suriye, bir Ermenistan olmayacağını, bir Gürcistan olmak istemedikleri için zaten Zelenski seçilmedi mi? Bu Ukraynalı halkı, halkın vereceği bir karar yönetimin vereceği bir karar. Bunu da bırakıyorum. Bunu çokça YouTube kanalımda sizlerle canlı yayınlarımda ve böyle içeriklerimde tartıştım. Bunu da bırakıyorum. Şu tuhaf değil mi size göre? Rusya çevremi güvenliğe alacağım diye merkezi hani arkaya yetiyor yani hani, pardon, merkezi güvenliğe alacağım diye çevreye yükleniyor. Ukrayna'yı yutmak istiyor. Peki NATO'ya da herhangi bir Amerikan gücünden merkeze yönelik bir saldırı olduğunda Rusya tüm kolektif gücünü ve güvenlik şeyini sahada Ukrayna'ya, doğuya yani periferide yer alan bir ülkeye vermedi mi? Merkeze yer aldı da. Moskova'ya, Petersburg'a ya da diğer Rusya'nın büyük şehirlerine herhangi bir saldırı olduğunda ne olacak? Çünkü tümüyle güvenlik doktrini çevreye, periferiye odaklanmadı mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çevre çok önemsenirken ve bu önemsenmesine istinaden Ukrayna işgal edildiğinde bir tampon bölge ülke olarak çevre ne olacak peki tüm ağırlık ve enerjisini çevreye verdiğiniz merkez ne olacak peki burada? Yani çevre merkezden daha fazla öncelendiğine göre burada büyük bir çelişki var. Bu Rusya'nın güvenliği açısından da büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Şimdi şunu anlıyoruz. Truman doktrininden 1957'deki Eisenhower doktrinine kadar Amerika e, bu Sovyet Rusya'yı çevreleme politikasına istinaden çeşitli kuşaklar oluşturdu biliyorsunuz. Efendim işte Kuzey Kuşak, Yeşil Kuşak o kuşaklar içerisinde Yunanistan ve Türkiye çok önemliydi. Sovyet Rusya'nın Akdeniz çanağına ve Orta Doğu'ya akmaması için bunu da hak veriyoruz. Tamam çevreleme politikası falan rahatsızlık e, rahatsız edebilir. Hatta Soğuk Savaş'tan sonra çifte çevreleme politikasıyla İran ve Irak da Amerika, e, Amerika tarafından çevrelenmeye başladı. Bu noktada haklı haklıdır e, Kremlin. Ona bir şey diyemeyiz ama siz sırf bunu bahane ederek tampon ülkeyi Ukrayna olarak verip de sonrasında yine yeni NATO üyeleri'ni sınırınıza, komşunuza kattığınızda bu tutarsızlık oluyor. Yani Ukrayna Ukrayna'nın işgalini meşrulaştırmak için efendim işte Rusya kendi merkezinin güvenliğini sağlamak ve merkezi güvenlik güvenliği almak için Ukrayna bir tampon bölgesidir. Merkezin güvenliğini sağlamak ve saldırıyı öncül olarak önlemek için Ukrayna topraklarının aslında şu anki e, harekat bir e, meşru e, hakkıdır tarzında yorumları görüyoruz sosyal medyada böyle çılgınca e, yorumları ama egemen bir devleti işgal ediyorsunuz ve egemen bir devleti tampon ülke haline getiriyorsunuz. Batı için Yunanistan ve Türkiye bir tampon ülkeydi doğru soğuk savaş boyunca ama Amerika Rusya ve Türkiye'yi işgal etmedi ki her iki ülke kendi inisiyatifleri gereği NATO'ya üye oldular bitti. Bugün Kiev'deki Zelenski kafası atıyor diyor ki adam ben Şangay'a üye olmak istiyorum diyor. Bu ilgili ülkelerin ve çok absürt bir örnek verdim. Bu ilgili ülkelerin vereceği karar. Ama Ukrayna halkı ve mevcut Kiev yönetimi yüzünü batıya döndüğü için kararı NATO yönündeydi. Egemen bir devlet olduğu için Rusya'dan icazet mi alacaklardı bunun için? Yani Rusya benim güvenliğim tehlikede dediğinde e Finlandiya'da komşusunuz siz, Norveç'e de yukarıdan komşusunuz siz orada işlemiyor mu bu güvenlik haliniz? Orada o zaman Finlandiya ya da Norveç'i de bir tampon ülke haline getirin. Yani neresinden tutarsanız tutun bu tampon ülke, tampon bölge bahanesi ve Rusya'nın şu anki agresif bu işgalini ve hareketlerini meşrulaştırmak için sürekli önümüze getiriliyor, ısıtılıp ısıtılıp. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ukrayna anlıyorum, merkezi korumak için bir tampon ülke seçilebilir ama Putin şurada yanılıyor. Yani Ukrayna bir Gürcistan değil. Bir Ermenistan ya da Suriye hiç değil. O yüzden zaten Ukrayna sokaklarını, Kiev sokaklarını dolduran Ukraynalılar bağımsızlıklarını bildikleri için, Putini de 23 yıldır çok iyi tanıdıkları için ve Putin'in girdiği ve kukla ülke, müstemleke haline getirdiği ülkelerin halini de bildikleri için yüzleri NATO'ya ve Batı'ya dönük zaten tampon ülke olmak istemedikleri için savaşın veriyorlar. Bu anlaşılması gerekiyor. İstediğiniz kadar Rusya'nın Putin'in işgaline kılıf uydurun son ana kadar. Ama Ukraynalı o zavallı halk bir tampon ülke, bir müstemleke ülke halini gelmek istemedikleri için savaşın veriyorlar. Yoksa Suriyeliler gibi eyvallah deyip ya da o dönemki tabii şey zoruyla, sandık zoruyla Belaruslular gibi biraz daha rahat hareket edebilirlerdi. Ama Ukraynalılar 23 yıldır bunu tecrübe ettikleri için siyasette ve alanda Ukrayna nüfusu buna direniyor, karşı çıkıyor. O yüzden değerli arkadaşlar tampon ülkeleri ve devletleri, bölgeleri anlayabilmek için soğuk savaşta Amerika'nın kendisine nasıl tampon bölge oluşturduğu ve ilgili ülkelerin buna nasıl tepki verdiğini bilmek gerekiyor. NATO şemsiyesi altına girdiler çünkü bilerek isteyerek kendi yönetimleri kendi hakları. Bu bir. Rusya'nın Ermenistan bir tampon bölgesi biliyorsunuz. Gürcistan da keza öyle. Onların başlarına gelenleri görüyorsunuz. O yüzden Ukrayna başka bir gerçeklik. Başka bir durum. Yani Odessa'nın düşmesi tümüyle Karadeniz'i bir Rus gölü haline getirecektir. Nedir yani oradan Odessa ve Kiev düştükten sonra Rus işgalci güçlerinin İstanbul'a selam çakması falan mı bekleniyor? Bizdeki Avrasyacılar alkışlayacaklar mı yani? Bu çok ciddi bir durum bence. Yani tüm elbette jeopolitiği de öne alabilirsiniz. Uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri saatlerce tartışabiliriz ama Putin'in Rusya'sına, bu Ukrayna işgaline tampon bölge ya da ülke kılıfını uydurmak en başından zaten tutarsız bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o zaman sonu yok bu tampon ülke. Düşünün Ukrayna'yı yuttu. Sonra Moldova var. Moldova'yı da yutacak mısınız tampon ülke olarak? Romanya var. Sonrasında diğer Macaristan, Slovakya, Polonya tampon ülke olarak. Sürekli bunu mu ısıtıp ısıtıp önümüze getireceksiniz? Merkezi savunmak için Ukrayna'nın mutlaka tampon ülke olması gerekiyor. Ukrayna'nın bundan haberi var mı? Ukrayna'yı sordunuz mu acaba? sormadığınız için böyle bodoslama daldığınız için şu anda Kiev sokaklarında Rus askerleri kendilerini nasıl toparlayacağını bilememe, bilemedi arkadaşlar bu noktadalar. Son e, içeriğimi kapatıyorum 10 dakikayı açmışız. Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. E, yani Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkı veriyor. O da aynı zamanda Rusya'ya saldırabilir. O daha da büyük bir felaket olur tabii. Bu hakkı çünkü siz egemen bir devletin e, topraklarını bir haftadır işgal ediyorsunuz. İnsanlarının canlarına kast ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne, ne ne diyorsanız. Yok Ukrayna kaşındı, yok şurada yok tampon bölgedir bunların hepsi bahane. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi Ukrayna'ya bu hakkı veriyor. Meşru müdafaa hakkı. Toprakları bırakın tacize saldırıya uğramayı ülkenin tüm işgal altında neredeyse ve talan edilmiş vaziyette işgalci Rus ordusu tarafından bunu görmezden gelemeyiz değerli arkadaşlar. Ya sonrasında Avrasyacı olun, bilmem neci olun, NATOcu olun, ne olursanız olun ama uluslararası hukuk etrafında ve vicdanen ve insani olarak bu durumu değerlendirdiğimizde ne tampon bölge ne başka bir şey Putin'in işgalini kılıf uydurmaya yetmeyecektir arkadaşlar. Bunu da söyleyerek kanalımızın sloganıyla da bu içeriğimi bitirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bol okumalı bu savaş ve çatışma günlerinde de ona rağmen bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.